Sevgili ve güzel hocam artık şuraya düzgün bir jenerik yaptıralım yahu. Dum dum şuraya çıkatık atak tank çıkatık dum dum çıkatık ben çok alışmıştım ama belki gözlüklerim değişti benim bir kere. Ha yani gözlüklerimiz değişti saçımız tipimiz değişti mesela sen gereksizce yaz tatili insana döndün. Fedon'un samimi arkadaşıymış gibi görünüyorsun. Henüz abi, Fedon değilsin ama. Abi bir şey değil. Tatilden döndüğüm son gün her zaman 4 ton daha koyayım ama hemen her gün açılıyorum. Kar, karasal iklime adapte oluyorum yani. Nasıl geçti tatil diye sormayacağım. Bu tatil bizi nasıl ve izleyicilerin abi. hiçbirisini ilgilendirmiyor hocam. Yani güzel ya güzel. Tatil yapın. Ben bu sene ikna oldum. Gerçekten tatil gerekli bir şey. Ama bizim <laughs> konuştuğumuz anlamda değil tabii. Atıl olarak değil. Evet. Farklı bir aktivite modu olarak değerlendirilirse ki biraz öyle değerlendirebildiğimi zannediyorum. Ben ilk defa Bodrum gördüm. Artık bunu cümle içinde kullanabilirim. Bodrum'u gördüm. Hiç daha önce gitmemiştim. Bu e sabah... Daha evvel hiç mi gitmemiştin? Yani ta 30 yıl önce Kral Sami ile beraber bir Bodrum macerası vardı. Nefret ederek geri dönmüştüm. Çünkü yani ben yattığım saatte herkes kalkıyordu. Ben kalkarken herkes <laughs> uyuyordu falan. O yüzden sevmemiştim Bodrum'un ritmini. Ama şimdi gerçekten yani tabii güzellik neymiş. Bir de sana dedim ya bu sabah bir video gördüm. Yani Türkiye'den dünyanın hiçbir yerine deniz tatili için gidilemez diye bir iddia var. Evet. Çok doğru. Evet. Yani evet. denizin kıyının hakikaten kralı bizde. İnşallah kıymetini bilmek nasip olsun diyelim. Bodrum'un ama kadınlarla bir ilintisi var. Bendeki karşılığı da öyle. Ben Bodrum'a 5 öne defa gitmişimdir. Ve hani böyle bende de tatil yeri vasat bulduğum bir yerde. Ama en son ile beraber gittim. Öğretti bana e Bodrum'u. Ben de hanım ha, Yani <gülüyor> <gülüyor> sende de öyle Bodrum'da bir etki var. <laughs> ya O illa deyip duruyordu ben falan. Biliyorsun ben bayram tatillerinde İstanbul gezerim. Benim tatilim odur. Kimse olmadığı için. Bu arada çok tatlı bir İstanbul kaçırmışız. Maalesef çok şey üzgünüm. bayramda bayağı boşalmış. Bir dahaki bir boşalmış 9 günlük <laughs> fırsatı bekleyeceğiz yani. Bayağı bir boşalmış. Bir sorun var hocam. Genel olarak sokakta rastladığım hatta önemli bir bölümünde ortak küme yaşadığım bir sorun var. Bir problem tipi. O da şu. Türkiye'de çok denetimsiz ve çok hızlı bir şekilde yüksek seviyede göçmen alımı yaşandı. Bunları sembolik olarak bir Suriyeli diye adlandırıyoruz ama aslında öyle değil. İşte Afganından işte bambaşka ülkelerine kadar birçok yerden göçmen insan geldi Türkiye'ye ve gerçekten Mesela ben çeşitli nedenlerle küçük çekmeceye toplantıya gidiyorum falan. Gerçekten insanı tedirgin edecek ya da başka bir yerde yaşadığını düşündürtecek bölgeler oluştu. İstanbul içinde de var. Ben İstanbul içinde de var. Tatilde bir dönem Mersin'de bulundum. Orada da var. Evet, yani, şey. bu karşılaştı gerçeklikten toplumun çeşitli tabakaları, ekonomik olarak statüler olarak, yeme içme, yaşam kültürü olarak falan etkileniyor. Bunun ekonomik yüzü başkalarının sohbeti ya da bunun işte ne bileyim göçmenler ve işte kaçak olup olmama bilmem ne hikayesi başka politik bir konu. Fakat burada bir sorun var, yaşadığımız bir problem var. Ne yaparsak yapalım farkında olmadan içsel olarak ben ırkçıymışım ya diye herkesin sorduğu bir soru. Yani hani farkında çünkü bunu çok hızlı ayırt ediyorsun ve farkında olmadan denetlemek yani eğitimle denetleyebildiğin öfke, kızgınlık, kaygı ya da korku hissediyorsun Jack. Bu arada hiç istisna sormadan bu konuya giren herkes ya ben ırkçı değilim ama Hah. başlığıyla baş. Bravo. Aynen öyle. Hepimiz beraber böyle tuhaf, tuhaf bir savunma da yapıyoruz. Ya yani ben ırkçı değilim. Ben zor durumdaki olan insanlarla alakalı kötücül duyguya da sahip değilim. Bunlar gitsinler, bilmem ne falan falan. Hiç bunlar da demiyorum. Gitsinler de demiyorum. Ama arkadaş kaygı duyuyorum. Hani onu da şimdi itiraf edeyim yani bu konuyla alakalı hani bu konuda buranın bir tabii politik anlamda bu işin çok düzensiz yürütülmesinden kaynaklı da bir sorun yaşıyorum. Bu böyle bayağı bildiğin leğenden insan dökülmüş gibi oldu yani yol sokak biz hiç 5 yılın içerisinde böyle çok hızlı gelişti falan. Şimdi bunun bir sonucu var ama bunun başlangıcını yani biz bir başkasını öteki olarak neden? Nasıl algılayamıyoruz? Nasıl? Mesela bir şey tipi araştırma gördüm bu videonun içeriğini hazırlarken. Yani dünyada bu göç sadece Türkiye'de yok aslında. Dünyada büyük bir üçüncü dünya ülkelerinden hani birinci dünya diye kabul edilen ülkelerine doğru bir göç var. Ve bu da o beyaz ırk dediğimiz, bizim de hasbel kadar kendimizi içimize, içine soktuğumuz, eğitimli bilmem ne falan ırk dediğimiz ırkın önümüzdeki 30 yıl içerisinde belirgin bir şekilde değişeceği de belli. Çok yani ve bunun hepsi kendi içinde hiç denetimsiz bir şekilde bir ırkçı bakış açısını da içinde tutuyor. Yani hani bunu şeyi kurtaramıyoruz. Hani tavırlarda, tercihlerde, kültürlerde bunu eğitimle çocuklarımıza böyle öğretmeyelim, böyle algılamasınlar da bile bu böyle olmuyor. O yüzden bunun evrimde biyolojide yeri var mı? Biz ırkı ırkçılığı nasıl algılıyoruz? Ya da bir öteki kavramını nasıl geliştiriyoruz kendi içimizde? Hani bunu biyolojik tarafından bakarak acık sohbetini edelim. Abi en temel ayarlardan bir tanesi bu. ...topluluğuna ait hissetmek üzere topluluk değerlerini benimseme... ...ve o değerlerine sahip olmayan diğer grupları da öteki olarak algılayıp... ...onlara karşı bir alan kaynak müdafası yapma. Bu bütün primatlarda hatta birçok memelide gördüğümüz bir davranış biçimi. Bizde de zaten oradan getirdiğimiz bir şekilde var. Yalnız geçenlerde yine sözü geçmişti. Bu insanın birbirine yaptığı, insanın insana yaptığı kötülüklerin en büyük kaynağı... ...bu ırkçılık, faşizm dönemleri ya da fikriyatlar nedeniyle yaşadık bunu. Mesela bu durumda bakıyorsun gerçekten milyonlarca insan çok kötücül şeyler yapmışlar tarih boyunca işte en karikatür örneği Nazi Almanya'sı. Orada şimdi milyonlarca insan ölüyor ama milyonlarca Alman da buna en azından taraftar oluyor ya da sessiz kalıyor. Evet. İşte arkadan Müsaade ediyor, var. Farkında, Müsaade ediyor farklı olarak gelmeyerek evet. Yani o mesela o sürecin psikolojisi incelendiğinde o bahsettiğim kitapta güzel bir gerekçelendirme de var konuyla ilgili. Şimdi i̇şte normalde literatürde İnsanın bu grup aidiyeti davranışı üzerine yapılan bütün çalışmalara baktığında hepsinde insan iğrenç bir varlık gibi gözüküyor. Yani işte o Milgram deneyinde şoklar veriyor. İşte o bilmem bilmem ne tepesi deneyi vardı. işte çocukları iki gruba ayırıyorlar. Sonra onlar birbirle kapışıyor falan filan. Ve bunlar çok ünlü anlaşanlı psikologların yaptıkları şeyler ama sonra tabii ki o yazarın gene unuttum. O kadar çok atıf yapmama rağmen Bregman soyadı. Mesela Bregman atıf yaptığı şeyde insanlara esas kötü yapan şeyler. Onların doğası değil, onların benimsedikleri anlatılar. Yani biz benimsediğimiz anlatıya göre dünyayı gören ve değerlendiren, ona göre de tepki veren varlıklarız. Mesela biz gerçekten şunu becerebilen tek varlığız. Diğer ırkçılık ya da grupçuluk özelliği sergileyen canlılardan farklı olarak. insanlığın tamamını tek bir tür, tek bir ırk, tek bir kardeş, tek bir millet olarak algılamayı becerebilen tek varlığız. Ama bunun için bir anlatıya ihtiyacımız var. Bu anlatı kurgulanabilirse, ki İtopyalarda denemişler ama gerçek hayatta çalışmıyor. İlla ki kaşın eğri, gözün büyük bilmem ne diye bir ayrım çıkıyor aramızda. Bu ötekileştirmenin tuzağına düşebiliyoruz ve bunların hepsi de baktığın zaman insanlar Mesela şu anda Türkiye'de kendini ırkçı gibi hissetme riskine rağmen bu meselede bir pozisyon almaya çalışan herkes anlatısal olarak aslında hayırlı bir şeyin tarafında durduğunu düşünüyor. Mesela vatanın, milletin, ülkenin kaynakları sınırlı. İşte kendi çocuk çocuğumuzun istikbali işte böyle bir kontrolsüz bir nüfus dalgalanmasından olumsuz etkilenecek. İşte yarın bir gün o nüfus dengesizliği bizim başımıza başka işler açacak diye gelecekteki hayra yönelik olarak ya da olası bir hayırsızlığa karşı olarak bir pozisyon alıyor aslında yaptığı şey bu. Zihinsel anlatıya göre aslında herkes iyi bir yerde durmaya çalışıyor. İyi olduğu bir yerde durmaya çalışıyor. Ama neticenin mekanizmasını anlamadığımız zaman yani altta yatan o işte evrimsel konu o yüzden önemli. Buna ne kadar teşne bir varlık olduğumuzu fark etmezsek bu hikayelerin de çok kolay bizim manipüle edebildiğini, bu hikayelerle manipüle edilebildiğimizi fark ediyoruz. Mesela benim bu göçmen sorunuyla ilgili falan ne zaman bir masada muhabbet açıyorsa ben burada hiç girmem onu söyleyeyim. Çünkü çok temel bir nedeni var bu işin. Veri yetersiz. Ya yani konuştuğumuz konu hakkında neredeyse bilgisi olan kimseye rastlamadık duyumları var. Şimdi bu duyumlarda da biliyorsun Türkiye'de her şey şöyle işliyor artık özellikle siyasi alanda diyelim iktidar ya da muhalefet bir olayı A tarafından sahiplenirse öbürü hemen eksi A'yı sahipleniyor. Dolayısıyla o kutupluluk hali doğrudan senin ya taraftarın görüşünü oluşturuyor. Taraftarlar da hep çok konuşanlar oldukları için Türkiye'nin genel kamuoyunun böyle düşündüğünü zannediyorsun. Mesela bu göçmenler konusunu diyelim bugünkü iktidar bir e, savunu meselesi olarak savunmak amacıyla ele aldığında hemen karşı tarafta yer alan grupta ona anti tarafta yani karşı taraftan yaklaşıyor. Burada artık bilgileri, eldeki verileri, efektleri konuşamıyorsun sadece pozisyonların kavgasını izliyorsun. Yani Şimdi bunu sıklıkla olunca... söyledik ama Hı. arada iki tırnak arası söyleyeyim. Bir sorun varsa politika, politikanın hangi tarafı olursa olsun, o sorunu kendi çıkarı için kullanmak için manipüle ediyor. Çözmek için Tabii. değil. Aslında yani Tabii hani Almeçer'e al bizi izleyen şu anda birçok arkadaşımın muhtemelen kalbini kırma riski taşıyan bir şey söyleyeyim. Mesela bizim ülkemizde 22, -22 senelik falan bir iktidar var. Sürekli de iktidar oluyor yani. Her seçimde de birileri iktidarın değişeceğine çok emin olmasına rağmen olmuyor. Geçenlerde bir Twitter'da gördüm bir muhabbet mesela. Orada aklıma geldi. Birisi diyor ki ne yani diyor? İşte kötü giden her şeyde mi muhalefete fatura edeceksiniz? Şimdi aslında biraz aklı selim düşündüğünüzde 22 sene iktidar olabilmiş bir odağın varlığı 22 sene kaybetmiş bir muhalefetin varlığına bağlıdır. Yani bir alternatif çıkaramayan bir karşı kutbun varlığı. Demek ki o da oradan besleniyor, bu da buradan besleniyor. Herkes görevini yapıyor. Dolayısıyla bu faturayı yüzlerine eşit paylaşıyorlar yani. Ama bu konuya biz böyle bakamıyoruz bu konuya. Işte bir muktedir, bir mağdur, bir kötü, bir iyi böyle karikatürize bir düşünce şeklimiz var. Gelirsek göçmen meselesine. Dünyanın şu anda hareketliliği, dünyadaki genel global krizin, savaşların, işte ekonomik yetmezliğin, karşılıksız dolar ya da genel olarak para basma hastalığının dünyada yarattığı bir dalgalanmanın sonucu. Bir de insanlar artık yüksek hızlı internet bağlantısıyla dünyanın başka bir yerlerindeki hayattan gün be gün an be an haberdarlar. Dolayısıyla başka umutlarla hareketlilik bu dönem artık çok engelleyebileceğim bir şey değil. E bir de bizim kültürümüze bakarsan biz gelene eyvallah işte konuk severiz bilmem ne kafasını seviyorduk yakın zamana kadar. E böyle olunca da bizim ülke tabii ki sıcak bölgelerde en yakın yer olarak bir takım dalgalanmalar yaşadı. Şimdi bu noktada bu olayı gerçek bir strateji uzmanı işte göçmen politikaları konusunda çalışmış birileriyle oturup konuşmak bir başka mesele. Hiç böyle masaya denk gelmedim bu arada. Ama sokaktaki insanın anlatılarıyla konuşmak başka bir şey. Nereden alıyor sokaktaki insan veriyi? Biraz önce bahsettiğim kutuplaşmış, bilgiyle, belgeyle, veriyle işi kalmamış söylencelerin kulağına çalınan versiyonlarıyla bilgi sahibi oluyor. Oradan bir takım argümanlar geliştiriyor ve geliştirdiği argümanlar da tamamen daha önce tercih etmiş olduğu siyasi, politik, ideolojik taraftarlıkla alakalı bir şey oluyor. Yani kimse aslında gerçekler, veriler, var olan durum üzerine konuşmuyor. O duruma dair yaratılan bir algı içinden sesleniyor. Ve bu algının da insana piyasada bu haberleri verirken son derece sayılar, istatistikler, bilmem neler veren birileri de var illa ki. Arada bir rastlıyorum. Yazık zavallı biri çıkıyor televizyonda bir sesler falan atıyor ama kimsenin onu duymadığını muhtemelen bilmiyor. İdeolojik tarafkirlik ya da böyle manipülatif fikirler senin ideolojik olarak yakın durduğun tarafa benzediği ölçüde sloganik bir kalıpta algılanır. O sloganlar senin sloganlarını örtüştüğü zaman sen onu yüksek sesle de ifade edebilirsin. Bu çok fazla veriye, bilgiye ihtiyacı olmayan bir şeydir bu tip bilgi. Ve sadece kendi görüşünü, kendi durduğun yeri destekleyen kanıtları aradığın için de zihinsel olarak çok bir yorgunluk yaratmaz. Yani duyduğun Bazı bazen hepsi böyle ya da onlar bizim kardeşimiz kafasında yaşamaya devam edersin. Çünkü bu bir tartışma falan değil. Bu kafeslere kapatılmış insan gruplarının birbirlerine doğru bağırmalarından ibaret. Yani burada herhangi bir veri ya da mesele yok. Ama bu hale nasıl geliyoruz anladığımız zaman bireysel düzeyde mesela benim kendime çıkarttığım bazı önlemler var. Birincisi bu konuları mümkün mertebe hiç konuşmamak. Gerçek bir uzmandan veri almadığımda işte bu sene, bu ay, işte bu hafta kaç göçmen, nereye gitti, ne tip hareketlikler var, bir yerde çıkan adli olayların ne kadarı bu göçmenlerle ilişkili, ne kadarı bilmem ne. Mesela biliyorsun yani sosyal medyayı, haber kanallarını bir takip et. Trafik kazalarından, taciz, tecavüz vakalarına kadar her şeyden şu anda sadece göçmenler sorumlu ya da onlar tertemiz sadece bizimkiler yapıyor gibi yorumlayanlar da var ya da onları öne çıkaranlar. Dolayısıyla böyle bir minvalde açıktır ki bizim evrimsel biyolojimizden getirdiğimiz grup aidiyeti, ihtiyacı kaşınıyor. Ve buradan bir pozisyon almaya zorlanıyor. Kişisel fayda ne? Bu konuları konuşmazsan, veri sorarsan ve bilmiyorum diyebilirsen bu manipülasyona gelmiyorsun. Ve manipülasyona gelmediğinde de bir işlevsel hayatını sürdürebiliyorsun. Gereksiz umutsuzluğa kapılmıyorsun ve kortizol salgılamıyorsun. Özünde şöyle bir şey söyledin. Yani bu ötekileşmeden, bu duygudan, bunun ekonomik sonuçları, stratejik sonuçları başka bir ayakta. İster bu arada o... çok önemli bunlar. Yani ha. bak şunu da söyleyeyim. Şimdi böyle konuşunca yine tuzuk kuru Sinan Canan şeysi olmasın. Bu konuda her türlü endişeyi taşıyan insan sonuna kadar potansiyel olarak haklı. Yani kontrolsüz bir kişinin sınırdan geçmesi, abi biliyorsun bu bir intihar bombacısı olsa binlerin canına mal olabilir. O kontrolsüzlük bırak yani şeyi düşünmek bile istemiyorum. Yani bu insanların yaratacağı ekonomik dengesizliği, işte iş gücündeki adaletsiz rekabeti. Ya yani bunlar gerçekten çok olumsuzluklara sebep olabilecek ama öbür taraftan Oturulup konuşulduğunda göçmen dediğin şey aslında bir insan kaynağı. Yani akıllıca bunu yönetmenin de yöntemleri var. Akıllıca e, yönlendirmenin de yolları var. Ama sen bunları konuşamazsan endişe etmekte herkes haklı. Herkes haklı olur yani. Bir de tabii kültürel adaptasyon sorunu da oluyor ya. Şimdi biz hasbelkader Türkiye'de beğen ya da beğenme, Hani iki taraftaki yüzde onluk sivri kutubu dışarıda bırakalım. Geri kalan yüzde sekseniyle aynı apartmanda oturmanın koşullarını biliriz. Tabii. Yani hani en yukarıdaki yüzde ve en aşağıdaki yüzde onu dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani biz aynı apartmanda öyle ya da böyle anlaşarak öyle yüksek kavgalar etmeden aynı apartmanda oturmanın, aynı mahallede yaşamanın, aynı bakkaldan yaşamanın, alışveriş yapmanın kurallarını biliriz. Sorun burada yani hani sokağa yansıyan ya da bizi ırkçıymışız kaygısına düşüren şey bu ortak adaptasyonu yaşamadığımız biz bir grupla ve tanzik altında ve zihnindeki geçeni anlatamadığında dili olarak. Ya mesela ben çok sevdiğim Sultanahmet'e, Fındıkzade'ye falan gitmiyorum artık. Gitmiyorum çünkü oradaki kalabalıkla adaptasyonum yok dediğin gibi. Yani onların iletişim tarzı oturup kalkması. Mesela... Arap turist ya da Suriyeli ya da Afgan göçmen yoğunluğu olan bir yerlerde ben rahat hissetmiyorum. Şimdi bunu anlayabiliyorum çünkü onlarla aynı davranış moduna sahip değilim Geçen işte bir ırkçı değiliz değil mi böyle hissederken? Şimdi ya? ırkçı değilsin bu doğal bir tepki. Çünkü bilmiyorsun ki adamın yanında ne yapacağını ki o kişilerin yanında nasıl davranacağını bilmiyorsun. Geçen sabah işte bir arkadaşımız söyledi çok sevdiğim bir arkadaş. Öncelikle sözle şöyle başladı. Ya hocam ben ırkçı değilim ama bu Arapları bir türlü sevemiyorum. Şimdi bir kere zaten ırkçılığın tanımına bakmak lazım. İçinde bulunduğun, yetiştiğin, kültürel olarak ait olduğun grubu sevmek ırkçılık değildir. Bir başkasını sevmemek ırkçılıktır zaten. Yani esas konu bu. Mesela ben 20 yıldır falan bu konudaki en önemli tanımam kıstasım Hz. Muhammed'in ırkçılık tanımıdır. Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardımcı olman demiştir kavmiyetçilik için. Yani ırkçılığın tanımını böyle koymuştur. Yani normalde sevmekte sıkıntı yok ama senin kavmin birine haksızlık yapıyorsa, ötekileştiriyorsa, malını canını bilmemesini tehdit ediyorsa ve sen de sırf bizden diye bizimkilere yardım ediyorsan o durumda bu kötü bir şey diyor, ırkçılık diyor. Mesela dolayısıyla birinci kıstas ben durup dururken birilerinden haz etmeme konusunda kendimle mücadele etmem. Bu doğal böyle bir şey olabilir ama onlardan haz etmiyorum diye onların haz varlıklar olduğuna kanaat getiremem yani bu saçma olur. Çocukça bir şey olur yani. Şimdi birincisi böyle bir his taşıyoruz hepimiz. Ben ırkçı değilim ama bunları da sevemiyorum. Ya da daha doğrusu şöyle ben ırkçı değilim ama bunlar da pis abi. Ha pis <laughs> abi ya da gür. Mesela işte aynı arkadaşım yan komşuları bir tatil mekanı burası. Yan komşuları sabah tatilleri bitmiş gidiyorlar. Yan komşuları da bir Arap aile. Sabahın beşinde öyle bir gürültüyle uyandı ki birbirlerini öldürüyorlar zannettik. zaman sadece eşya taşıyıp yol planı yapıyorlarmış. Yani Arap bağırarak konuşuyorlarmış. Şimdi sabah sabah tepeleri atmışlar. Uykusuzlar böyle iki üç arkadaşımızla. E şimdi böyle baktığın zaman haklılar. Çünkü bulundukları yerdeki teamül olan düzeni darmadan eden bir davranış biçimi var. Ama öbür taraftan o insanlara gidip sorsanız diyecek ki ne olacak yani biz her gün böyleyiz. Şimdi onların da kendilerince bir yaşam tarzları var. Sistemler karıştığı zaman işte bu kenar etkisi dediğimiz şeyin oluşabilmesi için bir temel gereksinim vardır. Kenar yani kenarlar iki farklı ortam arasındaki sınırlardan bahsediyoruz. Mesela bir Arap topluluğu, bir batılı topluluk ya da bir Türk topluluğu karşı karşıya geldiğinde bir kenar oluşur. Bu kenarın iki etkisi olabilir. Bir, kenar etkisi dediğimiz pozitif besleyici etki ama bunun için geçişkenlik niyeti, iletişim niyeti, anlama niyeti olmalıdır. Bir de allopati dediğimiz bir şey vardır yine biyolojide. İkisinin yan yana geldiği birbirini zehirler, kavga ederler, birbirlerini öldürürler mesela. Allopati tabiatta çok nadir, insan topluluğunda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Çünkü bir kere senin o zihinsel anlatın, narration diyorlar ya, o bir kere çok keskin sınırlara sahiptir. Bu zamanda bu, bu yerde ancak şunun hakkı vardır, bunun hakkı yoktur gibi anlatılarım vardır. Realite senin anlatına uymadığı anda öfkelenirsin, kızarsın, küsersin, umutsuzlaşırsın ve pozitif davranış gösterebilme şansın azalır. Da düşman yıkıcı bilmem ne Şu anda kişileri kastetmiyorum medyatik olarak döndürülmeye çalışılan öykülerin, aşırı sağ düşünceli siyasi grupların oy, rant ya da destek devşirmeye çalıştığı alanın burası olduğunu zannediyorum. İnsanlar bu tip hassasiyetleri kaşıyarak, bu anlatılara gaz vererek, senin çoluğunun çocuğunun yarın ekmeği elinden gidecek diye son derece haklı bir endişeyi gıdıklayarak bir tarafkirlik, bir düşmanlık, bir gerilim oluşturmak ve bundan beslenmeleri, beslenme çalışmalarını anlarım. Ya bu siyaseten çok meyveli bir yer. Benim anlamadığım şey okuyan, yazan, düşünen, mesela bir resimden, bir müzikten keyif alan gerçek bir insanın nasıl olup da böyle bir tongaya düşebildiği. Siyaset gerçek bir insan değildir. İdeoloji gerçek bir insan değildir. Onlar insan gruplarının uğuldattığı bir takım anlatılardır. Ama biz her zaman tekil hayatımızı ihmal edip anlatılar içinde kaybolmayı tercih ettiğimiz için bir oturup da Baba ben niye Arapları sevmiyorum ki diye düşünemiyoruz mesela. Arapları niye sevmiyorsun sorusuna vereceğimiz 30 sayfa cevap var. Ben niye böyle saçma bir duygu taşıyorum hiçbir cevabı yok. Çünkü üzerine düşünmemişiz. Bir başka insan türünü hatta bir başka canlı türünü bir başka gezegeni sevmeme diye bir nedenimizin olduğunu zannetmiyorum. Sadece ona karşı bir aşk sevgi de beslemek zorunda değiliz. Ama bir şeyi negatif olarak konumlandırmanız için ona dair bir değerlendirme anlatın olması lazım. Ve bizde bol miktarda bu anlatılardan var. zamanda yüklenmiş. Dört yanı düşmanlarla çevrili ülkeye Türkiye denir diye başlayan bir ilkokul eğitiminden başka da bir şey beklenmezdi zaten. Yani. Tuhaf bir şekilde değişik bir özet oldu. Evet haklısın. Doğru yani güzel ben, da, ben güzel açıkçası diyorsun. biraz ya bak tekrar yani altını çizeyim. Ben burada göçmen sonra ben hiç konuşmam konuşmadım da. Kişisel olarak bir uyarı yapmak istiyorum. Yani gerek var ama bu anlatıların içerisinde bu kadar hazır kıta yer almaya. Yani senin bir kendi aklın, fikrin, zihnin var. Aynısını din konusunda söyleyince de ortalık karışıyor. Ya kardeşim bir tane insansın. Sana ait bir zihinsel yaşantın, şu anda bilincinle yapabileceğin sınırsız alternatifin var. Ya Niye Önce herkesle beraber hareket ediyorsun? Yani? Öncelikli olarak şu çok rahatlatıcı. Biyolojik olarak bizim ötekileştirme duygumuzun kaçınılmaz bir sınırda biyolojik varlığımızda olduğunu %100, belirliyor. Yüzde yüz. Söyleyeceğini düşünüyordum. Şimdi bunun kendisinin aynı zamanda toplulukların tümünü etkileyen hikayelerle düzenlenebileceğini de söylüyorsun ama. Aynen öyle. Evet yani hani bu bir şey yani biyolojik yatkınlığımız var. Biz çok kısa sürede çıkarlarımız çatışması ya da kendi kabile sınırlarımız ve dışındakiler sınırını çizmenin üzerinden giden bir ötekileştirme çiziyoruz. Bu arada bu ötekileştirme İlla ırkçı olmak zorunda değil. Mesela kültürel ötekileştirmeyi de kullanıyoruz. Yani mesela masaya geldiğinde işte bizim oturduğumuz ortamda her ne olursa olsun ilkokul mezunu kalmadı da bu dönemde hani ilkokul mezunu olan birisi oturuyor olsa biz kültürel olarak farkında olmadan bir potansiyel şey koyarız. Oraya. Koyuyoruz yani şey hani bir, bir, ayrım bir, bir biçim belirliyorsun. Halbuki adam işte hem kendine göre entelektüel hem de bir şirket sahibi falan da olabilir. Bunun bir önemi yok. Yine de bu bilgiyi bilir bilmez Tabii. kafada bir düzenleme yapıyor. Bir öteki Bu otomatik bilir. pilotun şiarı abi. Otomatik evet. pilot bizim hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyor. O yüzden herkesi bir kutuya koyuyor. Rahatlıyorsun yani. Üzerine düşünmeye gerek kalmıyor. Şimdi herkesi etkileyen hikayeler kurma mevzusundaysa eskiden yani biz Can Canan'ı yaparken daha bunlar iki sene öncesinde 3 sene öncesinde bu konuda daha romantik duygulara sahipti. Bu düzgün makul akıllıca çekilen problemlerle alakalı doğru diller oluştuğunda bu bunların hikaye olarak topluma yayılabileceğini zannediyordum iş gördüğü için ama galiba böyle değil. değil. Bu mesela şimdi gördüm. Ben görd... de naifliğe sahiptim. Yaşlandıkça değişiyor. Evet evet gerçekten hadi karşılıklı işte yüzüm yüze mi baktı karardı bilemiyorum artık. Beraber yaşlandık. Daha zaman. yani 4 <laughs> sene az zaman değil. Şimdi mesela şöyle olduğunu fark ediyorum. Toplumda bir problem çekerse insan hemen yakın çevresindeki bu, bu konuyla alakalı söylem oluşturmuş hikayeleri arıyor. Tabii, hani arıyor diyecek? ve buluyor. Arıyor ve buluyor ve hani kendi kültürüne en uygun, o andaki problemini en hızlı çözecek, kafasını rahatlatacak bir şey çözüyor. Arap değil mi zaten? Yahudi. işte o kelime onu rahatlatıyorsa alıyor, kullanıyor başka bir yerde falan. Şimdi bu, bu hikayeler bir yerde yetmeyebiliyor. Yetmediğinde bedel ödenmesi, bedel ödendikten sonra yeni öykü oluşması gerekiyormuş gibi görünüyor. Kalabalıklar için bu söylediğin çok doğru. Evet yani hani topluluklara etki. Önce bir bedel çatışmalar oluşacak. Bayağı insanların canı yanacak. Ve yani baya böyle ölümlü kalımlı bilmem neli falan falan hikayeler oluşacak. Sonra üstünde abi hep beraber hadi hepimize biz diyelim falan. Ya da işte hepimizi birlikte algılayalım falan gibi. Ya da bir uzaylı gelip canını okuyacak o zaman. İşte o da bir te bedel ödeme tehdidi oluyor. Yani gelip bir şey yaptığında. Doğru söylüyorsun. Yani globalizmin en temel fişekleyicisi ya göktaşı düşecektir ya uzaylı gelecektir. Yani yani böylece globalizmi hızla geliştirilebilir. Hayır. Şimdi henüz bunun tümünü kapsayacak dünyada. ya Bu sadece biz Türkiye'de Suriyeliler ve Afganlar öyküsü değil. Yani dünyanın her yerinde ciddi bir göçmen baskısı var. Ten renkleri, biçimler, yapılar, kültürel davranışlar etkiler değişiyor ve hani böyle böyle fokurdayarak değişiyor. Baya lava kışı gibi çok hızlı değil Dün ama karışıyor, dönüşüyor. Karışıyor falan be. ve bu dönem öyle bir dönem. Yani ulaşımın ve iletişimin çok hızlı da olmasından kaynaklı. Bu değişim tümünde yani gerçekten buna inanıyorsan bunu çok iyi hissedeceğim kendimi. Yani öyle ya da böyle bundan 100 yıl sonra, 150 yıl sonra Dünyanın tümüne yaygın bir biz deme potansiyelinin varlığı varsa… Var biz... var ama çok zor. Şimdi birinci yol senin bahsettiğin yol. Dünya tarihinde hep bizim mecburen içine düştüğümüz bir yol. Yani büyük çatışmalar, büyük kırılmalar, felaketler, evet. kan dökme ve ondan sonra bir şeyler öğrenmişti. Şimdi Amerika işte First Amendment bilmem ne, ne neden yazdı onları. Senelerce savaşlar, kölelik, bağımsızlık mücadelesi, birbirini kıymalar, Kuzey Güney evet. Savaşları… En neticede bir takım dersler aldılar ki bir de paranın tadını aldılar tabii bunun hepsiyle beraber. Yatırımı korumak ve insanları bir şekilde zengin etmek üzerine bir sistem kurdular. Bu dayakla öğrenme yöntemi. Kalabalıklar böyle öğreniyor. İnsanın bireysel hayatında da bunun örnekleri var. Gelişine vurduğunda bilinçsiz saçma sapan şeyler yanında sonra pişman oluyorsun, ah oh yapıyorsun ya ya o pişmanlıkla davranışını değiştiriyorsun ya da senelerce onun yasını tutup hiçbir şey değiştirmiyorsun. Genellikle topluluk zihni bu eski pişmanlıklardan ahı vah ederek onu Deniz Öke Arıboğan'ın tabiriyle seçilmiş travma olarak kütüphanesine kaydetmek için kullanıyor. Yani diyor ki bak zamanında bize bunu yaptılar o yüzden ben de şu anda her türlü iğrençliği yapmaya hak kazanıyorum işte. Araplar 200 sene önce böyle pislik yaptı. Şimdi ben onlara pislik yapabilirim. Naziler hede öde yapmıştı. Ben de şimdi bunu yapabilirim gibi. Tarihsel öğreti ya da olayı bugünkü bir belki bin beter daha iğrenç bir davranış biçimi için bahane yapmakta kullanabiliyoruz. O yüzden kalabalıkların, güruhların öğrenmesi o kadar verimli değil. İnsanın hayatında bir diğer yöntem daha var. Bu toplumlarda da mümkün. Herhangi bir davranışı göstermeden önce durup aga ben bunu niye yapıyorum, bunun yerine başka bir şey yapamaz mıyım diye sormaya başladın. Adına bilinçli düşünme, bilinçli farkındalık dediğimiz hali uygulayabildiğin her seferde ne pişmanlık kütüphanesine bir fasikül koyuyorsun, pişman olacağın hiçbir şey olmuyor. Yanlış yapsan bile öğrendiğin bir durum ortaya çıkıyor ve doğru yaptığın zaman da seni büyüten bir deneyim yaşıyorsun. Şimdi bu tarz olaylarda da ortalık velveleye verildiği, işte 6 yerde Eylül aylarına git mesela orada hani binlerce insanın mağdur eden saçma sapan yalan bir gazete haberinin arkasından tetiklenen bir toplumsal olay yaşandı buralarda. O noktaya getiren şey bak o gece. Aile içi şiddet diye bakıyorum o olaya bu arada biliyor musun e, şey, Türkiye için. Tabii, Aile çok şiddettir. Evet. Ama mesela, o o gece bak o işte Atatürk'ün evi yakıldı haberi çıktın. ertesi günü taş taş üstünde insanlar yağma yapıyor ya. Herkes mesela o günü konuşuyor. Ama o güne getiren bir 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıllık bir süreç vardı. Ve o süreç içerisinde devamlı bilinçsizce aramızda aralarında konuştukları o hikayeler, o manipülatif nefretler, o şempanzelerin bile üstünde sakil duracak derecede ırkçı basitleştirmeler ne oldu? bir enerji biriktirdi ve o gece birileri bunu patlatabildi. Çünkü sen barutu sıkıştıracaksın ki fitil yakınca işe yarasın. Senelerce o barut sıkıştırıldı. Şimdi mesela bilinçle davranma alışkanlığı olmayan insanlardan müteşekkil kalabalıkları böyle manipülasyonlarla gazlıyorsun. Hem de eskisinden çok daha fazla piston sıkıştırıyor şimdi. Sosyal medyası var, haberi var, vırtı var, zırtı var. Bütün bunlarla biriktirilen bu enerji yarın bugün bir, bir yerden gene Allah korusun bir şekilde patlayacak. Allah korumaz acı. Niye korusun? Sen kendini yapıyorsun sen her gelecek buradan çıkabilmenin kişisel hayatlarımızda olduğu gibi toplumsal hayatımızda da tek yolu bilinçli akıllı mantıklı insanların durmayı ve tekrar düşünmeyi öğrenmesi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Eğer tekrar söylüyorum, bunu çok söyledim, bir YouTube kanalını açıp böyle bir programa yarım saat bir saatini ayıracak kadar lüks ve şükrünü edadan aciz bir hayat yaşıyorsan bu çok lüks bir hayat yine afilli afilli cümlelerle Tabii, çok lüks bir hayat. düşün millet ne der? yani can derdi çekiyor cephelerde ölüyor pazar sabahı birisi açıp önce can sonacağım ki bu çok lüks bir şey. bunu yapabiliyorsan şikayet edersen damağında siil çıkar olmaz şikayet bu yok çok iğrenç bir tehdit evet. oldu ben bile ürktüm lan bir kere oldu abi İğrenç bir şey de o yüzden biliyorum Çıkmasın. çok kötü bir şey burada mesela durup bunu bir vesile edip bilinçli olarak düşünüp ya bu konuda evet ben de böyle bir pozisyon alıyor olabilirim başka ne yapabilirim diye sorduğunda etrafındaki üç kişi de ondan etkilenecek onların etrafındaki 30 kişi de onlardan etkilenecek ve dalga dalga bilinç yayılabilen bir şey. Bilinçsiz davranışlar içerisinde bilinçli davranmak ilk başta sakil ve zor durur. Ama böyle fırsatlarla hayırlı insanlarla takılarak, bilinçli insanların yanında gezerek ve onlardan güç alarak bu konudaki senaryoları değiştirmek mümkün. İnsan evrimsel geçmişinden bir sürü arıza getiriyor. Bizim hayvan bedenimiz bu. İnsan olma hali bunlarla mücadelenin tarihi zaten. Tuvaletin gelince sokağa yapmamanın sebebi insan olmandır. Diğer bütün hayvanlar dışarı yapar. Biz tuvalet ararız. Cinsel ihtiyacın her duyduğunda olduğu yerde icra etmeye kalkmamanın sebebi insan olmandır. Irkçılığı her hissettiğinde diline dökmemen de insanlık icabıdır. Irkçılığı hissetmen normaldir. Irkçı bir hayvan var içinde çünkü o bir hayvandır. O hayvanı insaniyete dönüştürecek altın anahtarın adı bilinçtir. Bunu oturup Beni mesela burada böyle işte eke eke rahat seyirli kişiler stüdyomuzda muhabbet ediyoruz ama beni al bir kriz durumunun içerisine, içine sok. İki sene bana böyle anlatılar pompala. Beş yıl bana iğrenç örnekler göster. Bir tetik noktasında ben de aman yakın onları canım sabun yapına bağlayabilirim. Sağlığımızı korumak için sağlıklı insanlarla beraber olmayı ihmal etmeyelim. Medya, haberler, işte sosyal ağlar üzerimize pislik yağdıran odaklar orada kişilerden bahsetmiyorum. Güruhlar bunun için varlar. Maraz meraklarını ve aşağılık dürtülerini tatmin için oradalar. Ben senelerimi geçirdim. Çok iyi tanıyorum orayı. Onlar da insan. Onları da anlayabilmeliyiz. Onları da yerine koyabilmeliyiz ama onlardan olmak zorunda değiliz. Bu sorundan çıkmak istiyorsak çözüm sadece ve sadece bireysel. Aynısını sevgili siyasilerimize de öneriyorum. Taraftar olarak konuşmak yerine Akılla düşün, akılla ölç, akılla karar ver, akılla uygula. Bilinç yani bu. Bilinç devreye girerse her şeyi çözeriz. Bu konu büyük bir problem havuzu olarak duruyor ya. Bu konuda bu bir bana sorsan üzerine daha evvelden böyle bazı yerlerden acık teyit geçmiştik ama biz burada ilk defa hani şunu şuna bir bakalım artık seviyesinde konuştuk. Bir şey yapmaya ihtiyacımız var. Bu konuda sayısal verileriyle, entelektüel bakışıyla... Evet, ben çok isterim yani bir uzmanı getirip... Bir, evet, düzgün bir bakış açısıyla nasıl gelişeceği, ne olacağını konuşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Birilerine danışalım, konuşalım gerçekten ya da... Sizce kimle konuşalım arkadaşlar? <laughs> Aa, Önerdiğiniz isimleri aşağıya yazabilirsiniz. <laughs> Özgür Demirtaş demeyin, her gün konuşuyoruz zaten. Onun ekonomiyle ilgili konuşuyoruz. Ne olsa Özgür evet. Demirtaş yazıyorlar abi, onunla konuşuyoruz. İşte orada insanın aklına önce bilinirlik geliyor. Öyle değil. Yani mühendis bilinirlik, yüksek bilinirlikteki birileri değil. Tam benim bile aklıma yapmış. meta yarar geliyor. Neydi sürekli bağıran Avukat Bey abi vardı o geliyor. Tamam siyasi programlarda bağırıyor ya ama herkese bağırıyor. Niye bağırdığını bilmiyorum. Ersan Şen. Ha <gülüyor> 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 tamam anladım. Yani televizyon izlemeyen bir adam olarak ben bile biliyorum onu tamam. Ben onu duydum <laughs> abi ben de izlemem televizyonu enteresan. Yani taşın altına elini sokmuş, verisini araştırmış, ödevini yapmış, daha çok mühendisliği seviyesinde bu konuyla, göçmenler konusuyla ilgilenen, elinde bilgisi ve nitelikli verisi olan, yorumu değil, ödev yapılmış işi olan birilerini yönlendirirseniz eğer gerçekten tanışmak istiyoruz. Ben birini hatırladım dur. Bir avukatımız vardı bu konuda onu bir arayayım. Az evet. sonra. <laughs>